Türkiye'nin kripto para borsası iCryptex, tek tek seçim özelliği sunar. Değerli izleyiciler, belediye başkan adaylarıyla seçim öncesi sohbetlerimiz zaim ediyor. Bu sohbetler belediye başkanlarını rezil etme, vadar etme amaçlı değil biliyorsunuz. Sohbet etme ve yapmayı planlıklarını öğrenme e, amaçlı. Ama tabii görev başındaki belediye başkanlarıyla adaylar arasında da elbette bir ayrım oluyor. Görev başındakilere daha çok yaptıklarını e, adaylara ise yapmayı planlıklarını sormayı e, tercih ediyoruz. Bugün yine bir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan adayımız var. İstanbul'un giderek gelişen, hatta belki de en hızlı ve en fazla gelişen ilçelerinden Ataşehir'in uzun yıllardır belediye başkanını yapan Battal İlgez'di. Bu kez aday gösterilmedi ve yerine Cumhuriyet Halk Partisi onursal adı güzeli tercih etti. Bugün Onursal Adı Güzel konuğumuz bu programda Odursal Bey konuğumuz ve hem Ataşehir'de ne yapmayı planladığını, hem İstanbul'da genel olarak Ekrem İmamoğlu'nun şansını ve organizasyonun nasıl gittiğini kendisiyle konuşacağız. Soracağımız başka sorular da var elbette. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. ben. teşekkür ederim. için umduğumdan çok daha genç bulduğumu söyleyebileyim sizi. Yani Onursal adı güzel lafı adı o kadar uzun zamandır CHP'ye geliyor ki ben karşımda daha yaşlı birini bekliyordum. Kaç yaşındasınız? 39 yaşındayım. Hey maşallah. Oldukça gençsiniz. Ee, bir kısa bir anlatınız. Onun sağlığı güzel kimdir? Nedir? Necidir? 1985 yılında Malatya'da doğdum. Ay ay ay. 85. Annem öğretmen, babam mali müşavir. Orta öğretimi Malatya'da tamamladım. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiştim. Bu arada üniversite son sınıfta... Ataşehir ilçede Cumhuriyet Halk Partisi ile tanıştım. 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. 2009 yılında üniversiteyi bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi'nde master'a başladım. Bu arada siyasette... Master hangi konuda? Yine endüstri Önce. mühendisi üzerine ergonomi konusunda bir çalışma yapmıştım. Sonrasında siyaset de çok hızlandı. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları genel merkezinde yönetici oldum. 2012 yılında parti meclis üyesi oldum. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi siz de hatırlarsanız ön seçimle belirlemişti milletvekili evet. adaylarını. Ben de 29 yaşından 30 yaşına giren bir genç olarak ön seçime katıldım. 177 aday vardı. 100 bin üyesi vardı Anadolu yakasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ben o 100 bin üye... Koca Anadolu yakasında 100 bin üyesi mi vardı? Evet. 14 ilçede 100 bin üyesi vardı o zaman. Şimdi biraz daha yüksek. O 100 bin üyenin 20 binin oyunu alarak 5. sıradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç milletvekili olmuştum 2015 yılında. 8 yıl kadar Milletvekilliği yaptım. Son seçimlerde aday olmamıştım. Milletvekili. Niye aday olmadın son seçimlerde? Olmadığınızı mı? göstermediler mi? E, milletvekillerinin belirlendiği komisyondaydım. Ha, yani gösterdim kendim. E, yani e, evet, e, kendi isteğimle aday olmamıştım çünkü muhalefette bir milletvekilinin yapabileceklerini yaptığımı düşünüyordum. Daha yani bir şey iktidara bakıyoruz. gelmeliyiz. Daha farklı bir şeyler olmalı. Yoksa çok monotonlaşmıştı oradaki süreç. Böyle bir karar almıştım. O gün tabii seçim sonuçları istediğimiz gibi olmadı ama bugün başka bir fırsatla başka bir heyecanla yola çıkıyoruz. Bu arada tabii evlendim. Eşim sosyolog. Duygu adı güzel. Algı adında bir Kızımız var. Yedi, yedi yaşında bir kızımız Maşallah. var. İlkokul birinci sınıfa gidiyor. Ataşehir'de yaşıyoruz. Bütün iş Hep hayatım. hayatımız... İstanbul'a ilk geldiğimde bir süre yurtta kalmıştım. Ondan sonra 20 yıl aşkın süredir Ataşehir'de ataşehir yani ate, Neredeyse Ataşehir kuruldu kuruladı oradasınız gibi Tabii, bir... Kurul, kurulmadan ya. daha önce yaşamaya başladık. Ya. Çok genç ataşehir daha... 15 yaşında Ataşehir daha çok genç o, bir ilçemiz. Evet, çok genç biliyorum. 2009'da galiba belediye oldu değil mi? Evet 2009'da, 2009'da belediye, belediye oldu. oldu. Battal Bey de o günden beri belediye başkanıydı zaten. Siz aslında... Ataşehir'in e, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirdiniz. <laughs> Yerine geçtiniz e, parti içerisinde belki. E, şi, şeyi merak ediyorum. Onu soracağım soru sonra aday, adaylığınıza Ataşehir meselesine e, döneceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kaybettiği zaman... ...genelde siz eleştiriyorsunuz. Sistem çalışmadı, bilgiyle işlem çalışmadı falan filan diye. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde anladığım kadarıyla... ...partinin akıllı ve iyi organize olan çocuğu bu. Bütün bu işleri de o yapsın diye bu işleri size verdiler. Ve... Bazıları iyi gitti işler, bazı neydi oradaki tartışma? E, tabii seçim kaybedilince öncelikle çok umutlandığımız bir seçimdi evet. 2023 seçimleri ve kaybedince büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu benim için de tam da böyle çünkü milletvekili adayı olmamışım çünkü icra yapalım geleceğimiz için çok kritik demişiz. Bu noktada çok üzüldü bütün vatandaşlarımız üzüldü ve orada bir günah keçisi arandı. Günah keçisi aranırken de tabii ki e, orada biz de Cumhuriyet Halk Partisi olmanın bilinciyle. ...biraz da sessiz kalmamız gerekiyordu... ...iki seçim arasında ama... ...sorunsuz çalışan, her fırsatta söylüyorum... ...tıkır tıkır çalışan bir sistemimiz vardı bizim... ...seçim kazanılınca... ...2019 seçimlerinde de aynı sistemi ben çalıştırdım... ...Ekrem Bey'in seçim kampanyasının tam merkezindeydim... ...kimse onursal kahraman demedi... Evet. ...ama seçim kaybedilince... ...onursal kötü adam dendi... ...hatta siz belki hatırlamazsınız ama ben hatırlatayım... ...2019 seçimlerinde siz bana birini yönlendirdiniz... Arsev Erastan hocamız... Evet. ...hocamız geldi... Uzun bir sohbet ettik sizin yönlendirmenizde. Ya dedi onursa bunların hepsini yaptınız mı siz? Evet hocam yapıyoruz dedim. Teşekkür etti. Yolcu ettim sonra. O hocam. arada şöyle oldu. Ben size birini yönlendirdim diye böyle hani bu işte müdahil gibi alamıyorsunuz. Arsev Hoca, değerli nasıl da çalışmış bir Türk bilim adamıdır. Ve Ay'a giden uzay aracının yani Apollo 11'in atmosfere giriş hesaplamalarını o zaman bilgisayarlar bugün kadar gelişmiş olmadığı için elle yapan kişidir ve NASA'da uzun yıllar hizmet etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gel Amerikan vatandaşı o teklifine her seferinde elini tersi ederek Türk vatandaşı olarak kalmış ve emekli olduğunda Türkiye'ye gelmiştir. Geçen o seçimlerde 2019 seçimlerinde Arsa Hoca beni aradı ve dedi ki Fatih'cim dedi ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dedi ee, bu dedi oy sayımları ve diğer meseleler dedi yazılımlar konusunda destek olmak istiyorum. Beni birine yönlendirir misin? Ve de sordum kim bu işi yapıyor diye. Onursal Bey dediler. Öyle yönlendirdiniz evet. size. İnşallah faydasını görmüşsünüzdür. Çok sağ olsun. Bizi birilerinin test etmesi çok değerli. Bu açıdan baktığımızda Seçim kazanılınca hiç kimse seçim güvenliğine bakmıyor ama o dönemde hatırlarsınız Adalet Kalkınma Partisi dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi oylarımızı çaldı. O çaldı evet. 2023 seçimlerinde de biz Yani o kadar başarılı oldu ki çaldı zannettiler diyorsunuz. Yani tam öyle Yoksa demiyorum aslında bu. aslında şöyle oluyor. Seçimi kaybeden maalesef bir suçlarıyor. Bir suçlu arıyor ve genelde seçim güvenliği burada en böyle flu alan oraya doğru yönleniyor. Ama bizim şöyle aslında net bir tablomuz var. Bizim 97 Çok özür dilerim. 973 ilçemizde ilçe başkanlarımız var. 50 bine yakın okul var Türkiye'de seçimin gerçekleştiği. Burada görevlerimiz var. Biz bir kanal oluşturuyoruz. Cebimizdeki cep telefonları gibi aslında. Eğer buna bir komut verirse bu çalışabilir. Ya sesli komuttur, bu ya yazılı bir komuttur, bir tuşa basmaktır. Aynı şekilde bir sistem oluşturuyoruz. Mesela İstanbul'da bu komutlar, bu bilgiler çok hızlı geliyor ve havuz hızlı doluyor. Bursa'da çok hızlı doluyor ama Urfa gibi, işte Erzurum gibi daha periferide kalan ve partinin daha az güçlü olduğu yerlerde. Tam da öyle. Partinin daha az güçlü olduğu yerlerde daha zavaş, yavaş bir e, veri akışı oluyor. Bundan kaynaklı olan eleştiriler işin sonunda dönüp dolaşıp ya sistemsel bir sorun mu oldu diye dönüşüyor. Ama benim en büyük şahidim hem Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileridir hem de 973 ilçedeki ilçe başkanlarımızdır, bilişim sorumlularımızdır. Bir saniye durmamış, tıkır tıkır çalışan bir sistem var. Arkasında ciddi siber güvenlik uzmanlarının, bilişim uzmanlarının... E, o zaman şunu dememiz mümkün mü? Cumhuriyet, yani 2023 e, Mayıs ayındaki seçimlerde bir hile olmadığı mümkün müdür? Seçim gününe sadece bakarsak böyle düşünebiliriz. Ama seçim öncesinden bakmamız gerekiyor. Ciddi adaletsiz bir seçim var o Türkiye'de. Ayır, Devlet biliyorum. gücünün kullanılması var. Bir de Türkiye'de sandık başı hileleri var. Sandık başı hilesinden kastım. Aslında yaşadık bunu. iki seçim ardı arda olunca Urfa'nın bir köyünde seçmen açık oy kullandırılarak yönlendiriliyor. Bunu yapanlar ortada. Biz bunu şikayet ediyoruz. Milletvekilimizi oraya gönderiyoruz. Ama maalesef Orada durum değişmiyor. Böyle kentin periferisinde, kırsalında kalan, köylerinde kalan yerlerde devlet gücüyle seçmenin oylarının yönlendirdiğini görüyoruz. Bu aslında sandık başı hırsızlığı diyorum ben ona. Orada tutanaklar tutulurken İnsandan yapılan öncesinde... Sandığa çıkan değil ama sandığa giren de hile yapılıyor. Tam da öyle büyük bir baskıyla bu yönlendiriliyor ve maalesef bu Türkiye'de, yaşanan, kayıt altına alınmış bir mesele. Bunu değiştiremiyoruz. Onun için adaletli bir seçim oluyor oluyor diyemeyiz. diyemeyiz. YSK'nın 2019'da aldığı kararlar ortada. Ama sandıktan Referandumda... giren çıkıyor. Mesele girenin girende. Mesele girenler ve tutanakların doğru tutulması. Doğru. Yani sayımı da yine orada sayım işlemi de biliyorsunuz oradaki kurul üyelerinin gözetiminde manuel yapılıyor. O sayım işlemi de eğer doğru yapıldıysa tutanak doğru tutulduysa ondan sonrası takip edilebiliyor. Ama seçim öncesi büyük. Eşitsizlikler var. 10, bugün bugün, bugün de var bugün bunlar. De var, her zaman var. Merkez medyanın durumunu görüyorsunuz. Merkez medyada öyle. Ben geçen dün, 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 dün ev akşam şeyden geldim. Şehir dışından geldim. Yollarda da falan yani böyle böyle bir şey olamaz yani. Dağ taş Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları dolu. Hangi İstanbul sınırından girince zaten tepeden aşağı her yer Murat Kurum, Recep Tayyip Erdoğan. Yani müthiş bir dengesizlik, eşitsizlik var. Belli ki kullanılan imkanlar, sahip olan imkanlar çok farklı bir tarafta bir yandan devlet imkanları var. Ama evet. iktidarlar genellikle bunu e, yapıyorlar. Özellikle AK Parti bunu hep e, yapıyor. E, bu da mücadelenin bir parçası. Gelelim Ataşehir'e. Niye Ataşehir? Ataşehirli olduğunuz için mi? Niye bir büyük şehir değil? Niye bir il değil? Niye Ataşehir? Çünkü siz partide kıymetli isimlerden bir tanesiniz. Ve görüyorum ki İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer elindeki her, her türlü e, ne bileyim önemli, değerli e, iş yapacak ismi sahaya sürmüş görünüyor. Ataşehir de benim siyasi hayatımın şekillendiği bir ilçe olduğu için çok iyi bildiğim bir ilçe. Şu an biz inanılmaz başarılı bir kampanya yapıyoruz Ataşehir'de. Bu arada hem milletvekilliği dönemlerimden hem siyaset hayatımın ilk yıllarından Ataşehir'in dışarıdan görünen yüzüyle iç yüzü biraz farklıdır. Bizim 17 mahallemiz var. Herkes bizi böyle yüksek binalardan, rezidanslardan İbareceli, oluşan öyle. zanneder. Fakat öyle değil. Tam tersi bizim ciddi bir kırsalımız var. Kırsalda her kesimden yaşayan insanlarımız var ve orada böyle camlarından gözümün içine bakan pırıl pırıl gençler, çocuklar var. Onların hayatına dokunmak benim için böyle en heyecan verici mesele. Bana deseniz ki ya Nursal Kadıköy mü, İzmir'de bir yer mi? Ben dönüp yine derdim ki ben Ataşehir'de Allah Allah. olmak isterim. Çünkü ben bu evleri çok ziyaret ettim Fatih Bey. Kapıyı çaldım. Gittiğimde gördüğüm manzaralar bugün Türkiye'sine yakışmayan manzaralar çünkü Türkiye'de ne eğitim ne sağlık ne danışmanlık hizmetleri psikolojik anlamda çok iyi yönetilemiyor sosyal hizmetler çok iyi yürütülemiyor evlerde büyük sorunlar var aynı zamanda şöyle düşünün bir eve gidiyorsunuz genelde orada terk edilmiş bir aile var. Babası bazen, annesi bazen terk etmiş. Böyle Yeni Çamlıca mahallemizin arka sokaklarından bahsediyoruz. Bir hala sobayla sındıkları bir yer düşünün Ataşehir'de. Kapıyı çalıyorsunuz. Bir anne ya da babaanne çocuğu büyütüyor. Ee, çocuğu ve evdeki e, annenin ya da babanın kesin psikolojik sorunları var. Ekonomik sorunları var. Eğitime ulaşamıyor çocuklar. Çocuğunu okula göndermeyen... Geçen hafta bir anneyle karşılaştım. Ataşehir'de. Evet Ataşehir'de. Çocuğunu okula göndermeyen bir anneyle karşılaştım. Sebebi ne biliyor musunuz? Okulda hamburger etkinliği var. Bu devlet okulu. Ve annenin o çocuğa hamburger Tabi, alacak, alacak para parası yok. O, o gün o çocuğu göndermemiş. Ve yarın sizi götürebilirim bu eve. Böyle bir yoksulluk var. Ama o çocukların gözünün içine bakın. Pırıl pırıl. Yeter ki onları doğru yönlendirelim. Spora yönlendirelim. Onları sanata yönlendirelim. iyi eğitim almalarını sağlayalım. İnanılmaz bir Orada yükselme sağlayacaklarını görüyorum. Böyle bir potansiyeli var ülkemizin. Buna bak, bu taraftan baktığımız zaman orada olmak benim için heyecan verici. Çünkü bir sosyoekonomik eşitsizlik var orada. Bir gerçekten gelir seviyesi yüksek insanlar var, bir de düşük insanlar var. Burada bir etkileşim sağlayabilirsek, sosyal girişim projelerini hayata geçirebilirsek, biz belediye olarak Yalnız hissettiklerinde yanlarında olabilir. Yuma Behdin işmişti. Bütün adaylar buna ilginçtir. Ak Partili olanlar veya da işte iktidara daha yakın olan adaylar da dahil edebilir. Hep şeyden bahsediyor. Sosyal yardım, fakir fakirlere yardım, yoksulluk kesimlere yardım, dar gelirlilerin durumunu düzeltmek, emek yani belediyenin işi bu mudur? Şu an Türkiye çok derin bir ekonomik krizde. Bunun üzerine çok uzun konuşuruz. Ama ben sadece sosyal yardım bakış açısından söylemiyorum. Yani götürüp onlara bir koli vermek meselesi değil. O gençlerin, kadınların hayatına dokunmak, onların meslek sahibi olabilmesini sağlayacak alanları oluşturmak. Emin olun artık spor yapmak İstanbul'da çok zor. Bir çocuğu dershaneye göndermek çok zor. Eğer gelir durumunuz e, yeterli değilse. Bir çocuğu sanatla buluşturmak, bir tiyatroya götürmek imkansız. i̇mkansız. Şöyle konuşuyoruz, bazen anlatıyorum işte Ataşehir'in başka mahallesinde mesela biz hal binamızı taşıyoruz. Şimdi birazdan görsellerini göstereceğim. Ekrem Bey çok güzel bir proje yapıyor. Ama bizim hemen 3 mahalle ablamız diyor ki Onursal abi hemen 5 yıldır oraya gitmedim ki hiç diyor. Ya arada 3 üç, ma üç mahalle var. 5 yıldır hiç oraya gitmedim ki diyor ben orada böyle bir değişim olduğunun farkında olayım. Böyle sorunları yerinde yaşıyoruz. Bu açıdan benim için çok kritik. Bir de ben çok önemli tecrübeler edindim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde en genç milletvekili oldum. Avrupa Birliği Komisyonu üyesiydim. Dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatını buldum. Dijital Mecralar Komisyonu'nun sözcüsüydüm. Big Tech'lerle Türkiye adına çeşitli görüşmeler yapma fırsatı buldum. Burada çok ciddi bir tecrübe edindim. Bu tecrübeyi de ataşehir'e aktarmak da bana çok büyük bir heyecan veriyor açıkçası. Hem mesleki kazanımlarımı hem uzun zaman spor yapmış biri olarak böyle bir takım sporuna önem veren bir sporcu olarak hem de siyaseti Genç yaşta bu kadar tecrübeyle kendi içinde biriktirmiş biri olarak Ataşehir'e güzel hizmetler yapacağımı düşünüyorum. En büyük heyecanım Peki, bu. Peki Ataşehir'den daha eski bir Ataşehirli olarak size göre Ataşehir'in en temel sorunları ne? Yani ben Ataşehir'e hayatımda iki kere gittim veya iki buçuk kere gittim. Sonra dedim ki Allah'ım sen beni bir daha Ataşehir'e gitmeyi nasip etme dedim. Bir daha doğam kapı doğrusu bir daha gidişimde kapısında bir yerde öleceğim herhalde Ataşehir'in. E, Sebep şu. İlk gittim kayboldum. Çünkü karma karışık bir yerdi. Ne yol, ne iz, ne bir şey belli. Yeni kurulduğu dönemlerdi. Sonra kurulduktan sonra e, gittim. E, ikinci gidişimde bir lokantaya gittim e, orada. Ona da şaşırdım. Türkiye'nin en iyi lokantalarından bir tanesi İtalyan yemekleri konusunda müthiş bir lokanta. Fauna diye bir restoran. İçki ruhsatı yoktu. E şimdi Ramazan günü tabii bundan konuşmak belki doğru değil, ee, insanlar kızabilirler ama... Yani Ramazan bitecek ve sonuçta... E, Ramazan'da içki içmenler de içecekler. Ee, böyle bir yere Ataşehir'de nasıl içilirse verilmez diye düşündüm. Herhalde de vardır bir sevdim Bir de bir maça gittim ve hepsindeki ortak sorunum şuydu... Trafik. Ataşehir'e saat 5'te giremezsin... 5'te yani yola çıksan... 8'de Ateşehir'den çıkarsın gibi bir hissiyata kaldım. Maslak'tan beter. Size göre mesela bana göre bunlar. Ataşehir'in en temel sorunları ne bir Ataşehirli olarak? Öncelikle biz sizi ben sizin çok iyi bir izleyicinizim. Sizi daha çok ağırlayacağız Ataşehir'de. önümüzdeki İnşallah. süreçte. Ve Çünkü e, o bir İtalya'yla Kasa Bayram'a bir, gelebiliyorum. Birlikte gezdireceğiz. Fauna da benim yaşadığım mahallede aynı zamanda böyle hemen sokak arasında kalan çok meşhur bir, bir restoran. Ee, tabii işgir ruhsatları için bazen okula ve ulaşımı Olur. falan. Onun hemen karşısında bir okul var. Büyük ihtimalle ha, ondan, ondandır, he, ondan he, kaynaklıdır olabilir. oradaki sorunun sebebi. Ama e, diğer taraftan Bizim ben benim hayalimde nasıl bir Ataşehir varla da şekilleniyor. Çünkü ben Ataşehir'de bir yandan bir ebeveyn olarak kızımı büyütüyorum. Annem babam orada yaşıyor. Emekliler onların ihtiyaçları olan çeşitli e, meseleler var ve ben orada yaşıyorum. Oradan bakınca daha yeşil olmasını bir kere istiyoruz Ataşehir'in. Çünkü Ataşehir yüksek binalarla biraz daha gri tonlu bir yer. Ve bunu yapabilecek fırsatlar var. Siz de değindiniz biz bütün projelerimizi hazırlarken önce masa başında 17 mahallemizi inceledik. Sonra anketler yaptık ya. Ataşehir'in en önemli sorunları ne? Sadece adayı sormak mesele değil anketlerde. Sorunlara baktık. Nasıl bir belediyecilik istiyor diye baktık Ataşehir'ler. Devamında da sahadan geri bildirimler aldık. 50 gündür her gün sokaktayım diyebilirim. Sadece bir gün aday tanıtım için Ankara'ya çağırdılar bizi. Onun dışında her gün sokaktayım ve geri bildirimler alıyorum. Benzer sıkıntıları iletti bana oradaki arkadaşlarımız, bütün işte seçmenler, dokunduğumuz gençler, çocuklar, kadınlar, emekliler. Buradan aldığımız geri bildirimlerle dedik ki burayı daha ulaşılabilir yapmalıyız. Yaya trafiğini arttırmalıyız. Yaya yürüyerek gideceğimiz hizmet alanlarının sayısını arttırmalıyız. Aynı zamanda bisikletle de Ataşehir'de bir hareketlik olmalı. Hiç yok diyebiliriz. Bunun için de biz bir vizyon projesi hazırladık. Yeşil Ataşehir diye. Aslında sizin söylediğiniz meseleyi de biraz içine alan böyle bizim en uçtaki en e, mahallemiz Ferhat Paşa'dan başlayıp Göztepe Köprüsü'ne, örnek mahallemize inen bir proje ve buna burada bir 11 kilometrelik bir aks planladık kesintisiz bir aks hatta e, bu sonra. kesintisiz de bir aks 11 kilometrelik yani. ve bu aks, 11 kilometrelik Evet işlemek. bunun bu baştan sonuna geldiğimiz zaman 11 kilometre Paris evet, kadar biliyorsunuz. Baris evet 10 kilometre ve çok e, burada kesintisiz bir şekilde bisikletle hareket edilebiliyor, Yürüyüş yapılabiliyor, koşu yapılabiliyor ve e, temi de Bir o yer var mı daha? E, şu anda hazırda var. Böyle fizibilitesini en derinlemesine Kamulaştırma yaptığımız... Kamulaştırma falan gerekiyor. Biraz e, çok, kamulaştırmaya mu? Gerek alan, e, çok kamulaştırmaya gerek olmuyor çünkü bu alan e, bizim kullanabileceğimiz şekilde hazır. Özellikle hazır. ilk ilk etabı da planlanabilir. Lazım yani, yer falan bunun üzerine var. çalışmak gerekiyor. Bizim iyi bir ekibimiz vardı. Ben mühendisim, şehir plancılar, mimarlar, sosyologlar. Böyle bunun fizibilitesini yaptık. Drone'la bunları böyle Çiçekte arkadaşlarımız yol nereden geçecek? Nasıl dokunuşlara ihtiyacımız var? Bu arada bir köprüye ihtiyacımız var tabii Temide Bir köprüyle geçmemiz Geçektir, gerekiyor. Tabii. Köprüyü de düşündük. Tabii böyle bir köprü yani yaparız umarım. Bu, ya? bu bu köprü de bu bir köprüyle birlikte de aslında Temin kenarlarındaki yeşil alanları da kullanacağımız bir ortamı da bir anlamda yaratıyoruz buradan. Böyle bir yaya, su, su yolu sandım. Bir yaya köprüsüyle hı. geçiyor e, aslında Temide. ve böyle gayet Ataşehir'lerin keyifle kullanacağı bir yol oluyor. Aynı zamanda burada toplu taşıma entegrasyonu çok kritik. Çünkü Ataşehir bir metrolar merkezine de dönüşüyor. Şimdi finans kent geldiği için bir yandan insan Ümraniye'ye artıyor. Aldılar, Ümraniye Maalesef Finanskent şu an Ümraniye'ye bağlandı. Ama e, bu bağlanırken de 2011 yılında bir gece yarısı kararnamesiyle Yok. aslında mecliste halledilen bir işti. Vergisini Ümraniye alıyor ama yükünü Ataşehir çekiyor. Herkes Ataşehir'de zannediyor. 100 Rantını bine, yakın, 100 bine yakın insanın orada çalışacağı görünüyor. Bundan kaynaklı olarak onlar hem gündüz çeşitli hizmetlerden yararlanırken hem de kendilerinin nereye konumlanacağını, nerede yaşayacağını planlarken Ataşehir'e geliyorlar. Bu da trafik sorunu arttırıyor ama bir yandan da Ekrem Başkan inanılmaz bir metro yatırımı yapıyor Ataşehir'e. Kadıköy Kaynarca metrosu Ataşehir'den geçiyordu zaten. Dudullu Bostancı'yı açtık inanılmaz başarılı bir hat. Geçen hafta Perşembe günü Barbaros mahallemizden geçen Göztepe Ümraniye hattını test ettik. Trene bindik Ekrem Başkan'la birlikte bizim Barbaros mahallemizden Fenerbahçe'nin Ülker Arana Basketbol Stadı'nın önünden bindik. Finans şehre gittik, oradan geri geldik ve 2025'in ilk aylarında açılıyor. İki yeni metro hattı, biri Hızray, hem Finans şehri hem Ataşehir'in Mevlana Mahallesi'ni kesiyor. Hem de Yeni Doğan'dan Samandıra'ya yeni bir hat geliyor. Böyle 5 Yeni metro hattıyla çevrilen Ataşehir'inde aynı zamanda trafiğinde de bir rahatlama olacak. olacak mı? Çok Çünkü olacak. Bu hatlar bir yana nüfus da getirebilir ekstra. Bizim nüfusumuz çok hızlı artmıyor ama gündüz nüfusumuz biraz daha yoğun. Çalışanlar var ama biz doğru bir entegrasyon da planlamak istiyoruz. Bu bakış açının içinde özellikle yaya trafiğini arttırmak, işte metrolara özellikle ulaşırken işte otoparklar yapmak o otoparklar üzerinden metro entegrasyonu sağlamak bir seviyede rahatlatacak. Bir de bir trafik master planımız var orada. Bazı şey yerlerde için. tabii bazı yerlerde sinyalizasyon eksikleri var. Bazı yerlerde tasarımsal, mühendisliksel hatalar var. Bir de yeni kavşaklara ihtiyaç oluyor e, tabii ki geliştikçe şehir. Bunları da hem kendi içimizde planlıyoruz hem de İstanbul Büyükşehir'in bu konuda planları var. Hızlıca bu sorunu da ortadan kaldıracağız. Ama hedefimiz Ataşehir'i e daha yeşil ve erişilebilir yapmak. Bunun yolu da biraz lastik. her yere arabayla gitmeyi engellemek. Birazcık bisikletle, yaya yürüyerek hizmetlere erişimi arttırmak ve metroyu kullandırmak. %160 artıracağız dediğiniz bir şey göre. Ne yüz %160 evet. artacak? 5 yılda %160 artacak olan biraz garip değil mi? Ee, biz e, burada e, planımız yeşil, ha, yeşil üzerine olanı, yeşil ha. alanları arttırma hedefimiz var. Burada da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte vadi, nüfus sandım. vadi Yok nüfusla ilgili Hı. mümkünse nüfusumuzun artmasını değil e, bir şekilde kendi içinde bir düşünüyoruz. Sabit kalmasını istiyoruz ama yeşil alanları arttırmak gibi bir projemiz var. Burada da çeşitli bölge parkları, Ekrem Başkan'la birlikte iki yaşam vadisi projemiz var. Biri Çamaşırcı Deresi diye içeren köyde olan yaşam vadimiz var. Bir de yine Kurbağalı Derenin ikinci etabı olan Göztepe Köprüsü'nden başlayıp Yeni Sahra mahallemize kadar uzanan bir yaşam vadisi var. Evet. Kayış Dağ Ormanı'nın hemen dibindeyiz. Oraya bir Ferhat Paşa da bölge parkı yapmak istiyoruz yine. Büyükşehir Belediyemizle birlikte. Yeşil alan miktarında 816 bin metrekare. Şu anda metrekare... ne kadar yeşil alan? 164 art, 160 artınca 814 yani, milyonu demek ki. Hemen hemen bunun işte şu anda da 3'te 1 kadar, 3'te 1. 1. 1. 3'te 1 kadar falan yani bir alan alanında... Yani şu anda 300 bin metrekare. Öyle bir, bir şey yeşil var. alan var. Tabii ki gittikçe de burada arttıracak alanlar da oluşuyor. Bölge parklarıyla birlikte. 9 cep parkımız planımız var yine bunun içinde. Peki mesela bütün orası senin CHP'li bir Bütün bunları geçmiş CHP'li bir niye yapmadı? Ee, Ataşehir yeni kurulan bir ilçeydi. Evet. Bundan kaynaklı olarak diğer bütün kurulan ilçelerden de farklıdır. Ne Eyüp'tür ne Çekmeköy'dür. Çünkü diğer ilçelerin hepsi mesela nasıl oluştu Çekmeköy? Taşdelen, Çekmeköy ve Alemdağ'da beldeler vardı. Birleşti bir ilçe oldu. Ataşehir ise mahallelerden oluştu. Bundan kaynaklı olarak bir belediye binası, bir kamu binası hiçbir şey yoktu. Kurucu belediye başkanımız da bir yerinden başladı ve şu anda bir seviye geldi. Belli bir oranda... Yeşil alanımız da var ama bizim hedefimiz daha iyisini yapmak. Zaten enerjimiz de bu yönde. Bu dönem Cumhuriyet Halk Partisinin şu farkında hissetmişsinizdir. Çok sayıda kadın ve genç belediye başkanı adayı göster. Evet o... Yani ben benden daha yani genç. Si Sinemanla tanıştım, bakaydı çok. Sinemanım var, Kadıköy'de Mesut Köse daha var, Avcılar'da Utku Cener Çaykara var, Kartal belediye başkanımız var. Bunların hepsi benle yaşıt arkadaşlarımız. İzmir'de 9'a yakın kadın belediye başkanı var ve yine. Genç belediye başkanlarımız var. Aslında yeni bir vizyon da Özgür Özel'de bir yol çiziyor. Bu da e, bence çok kritik. Geçmişte yapılan işleri daha iyiye götürecek. Enerjisi yüksek, e, heyecanı olan. Bence bu, bu meselenin en önemli noktası. Heyecanı olan, sahada vatandaşı dinleyecek ve ortak akılla yönetecek bir anlayış. Ataşehirli e de bunu istiyor. Diyor ki beni dinle, sorunu yerinde tespit et, ulaşılabilir ol. Ulaşılabilir olmaktan kastı da ille de her telefonu açtığında açmak değil. Biz bir model oluşturmak istiyoruz. Bu modelle birlikte... Sosyal medya kanallarından, çeşitli mesajlaşma uygulamalarından, çağrı merkezimizden vatandaş bize ulaşsın. Ama biz bunu çok yakından takip edelim. iş akışını izleyelim ve sonucunu görelim. Böyle olduğu zaman zaten belediyeye gelmek bile istemez vatandaşlarımız. Önemli olan iletişimle olmak. Ben hayatta olmadı. belediyeye gitmedim galiba hiç. Yani zaten işiniz düşmezse, vergilerinizi de online ödüyorsanız hiçbir hiç, hiç şeye ihtiyaç olmaz. Biz de burayı da bir modele dönüştürelim istiyoruz. Çünkü Ataşehir... Bir yandan da datalara bakıyorum. Türkiye'de en çok mob mobil yani daha doğrusu internet alışverişinin kullanıldığı yerlerden biri. E böyle olunca da e, alışkın da aslında aşina da bizim e, vatandaşlarımız e, bu konuda e, online dijital platformları kullanmaya. Biz de oraları güçlendirelim. Böylece hem katılımcılığı artıralım. Bütçeyi mi planlıyoruz? Bütçeyi katılımcı bir yöntemle açalım vatandaşa. Diyelim ki nasıl bir bütçe istiyorsunuz? soralım onlara. Onlardan gelen geri bildirimlerle yapalım. Stratejik planımızı mı yapıyoruz? Burada onu yine ön plana tutalım istiyoruz. Peki siz nasıl bütçe istiyorsunuz? Bütçenizin en fazla nereye ayırmak istiyorsunuz? Yani Bunları. benim e, birinci odam tabii Ataşehir'deki bütçeyi oluştururken belli gruplar var. Projelerimi de aslında orada gösteriyor olacağım. Gösterin. E, şöyle planlarımızı da göstereyim. Mesela bir hepsini demeyeyim ama en, Engelsiz Yaşam Merkezi planımız var. Burada bütçemizin bir payını özellikle engellilere açmamız gerekiyor çünkü şu an Ataşehir'de bir engelsiz yaşam merkezi yok ve inanılmaz ihtiyaç. Bunu Hayır. net bir şekilde görüyoruz. Kadınların, gençlerin öncelikli olması gerekiyor bir yandan da bizim oluşturduğumuz bütçeyi yaparken burada da tabii çeşitli başlıklarımız da bir arada geliyor. Dört yeni spor kompleksi planlıyoruz ama bunları çok amaçlı planlıyoruz. Şu an Büyükşehir Belediyemiz tarafından da şanslıyız. Anadolu Yakası'nın en modern olimpik yüzme havuzunu yine Ekrem Başkan Ataşehir yapıyor şu an. İnşaatı çok hızlı sürüyor. Heyecanla bekliyoruz ama talep yani çok. olimpiyat düzenimizle yüzme Kullanabilecek, kullanabilecek yerlerden biri ve biz de dört yeni kompleksle bunu birleştirelim ve daha çok gencin spor yapacağı alanları oluşturalım istiyoruz. Yine gençler olacak bu işin odağında. Tabii kadınların olacağını söyledim. Engellerimiz bir parçasıyla olacak ve bu çerçevede oluşturacağız ama yine soracağız. Her halükarda girip ismini soyismini yazmasına gerek yok. Diyecek ki ben 30 30 yaşındayım. Ataşehir'in şu mahallesinde yaşıyorum. Bütçenin böyle önceliklenmesini istiyorum diye çoktan seçmeli. Geçeceğiz soruları. En sonunda da önerilerim bunlar. Bu katılımcılıkla başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Yine bir mahalleye park yaptığımızda arkadaşlarımıza soralım istiyoruz. Böyle sürekli seçmenlerle iletişimde olan bir modeli hayata geçirelim istiyoruz. Çok Yine zor değil mi o? Ya? Yani harika bir ses çıkıyor. Çok zor değil aslında. Önemli olan dataları alıp sonrasında bir yönlenme sağlamak. Yine bir kültür merkezi ve nikah salonu planımız var. Bu e, Hayata geçebilecek kadar iyi detaylı çalışılmış bir iş. Ve Küçük bakkal köy Mahallemizde şu an yerini de planladığımız bir yer. Bir kültür İnsanoz merkezi. Hal yok Hal ile e, ilgili durumu da hatırlattığınız için teşekkür ederim. Hal içeren köyde kalıyor ama onu da göstereyim fırsatı bulmuşken burada. Hal İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ortasında ve benim gibi evet. bütün ataşehirlerin büyük bir heyecanla taşınmasını beklediği bir yer. Ekrem Başkanımız da bu konuda çok titiz davrandı. Şu anda hal Tuzla'ya taşınıyor. Yani 2024'ün Eylül ayından sonra Tuzla'ya taşınacak. O Orası dev bir yer. Şehrin içinde kalmasının bir mantığı yok aslında. Çünkü şu anda trafik yükünü Ataşehirler çekiyor. Gece orada çok ciddi bir çalışma oluyor, çok hummalı bir çalışma. Bundan kaynaklı orada yaşayan insanlar mutsuz. Hal, hal Tuzla'ya taşınırken inanılmaz modern bir tesise taşınıyor. Uluslararası standartla bir tesise taşınıyor ve bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Dile kolay 80 bin küsur metrekarelik bir alan hal, bina, hal binasında olduğu bölge. Oranın 62 bin metrekaresi yeşil alan oluyor. Bu çok kritik bir mesele. 62 bin metrekare yeşil alan E5'in kenarında. Hal onun altına mı iniyor? Hayır, hal taşınıyor Tuzla'ya. Taşınıyor, bak, bak. Halin yerine 62 bin metre, 80 bin küsur metrekarelik halin yerine 62 bin metrekare yeşil ben alan ben, yapılıyor. Bir kültür mi? merkezi, bir belediye hizmet binası bir itfaiye binası ve bir okul gibi bir meslek edinme merkezi yapılıyor. Bu sadece hal bölgesine. Halin yanında bir de bizim uzun zamandır vatandaşların da çok iyi bileceği eskiden İçerenköy Karfur'du. Şimdi yeni bir alışveriş merkezi evet. oldu. Onun olduğu bir otopark var. O otopark da yerin altına alınıyor. Yaklaşık bin küsur araçlık bir otopark. O otoparkın yerine de şu gösterdiğim yer geliyor. Burası da 40 bin metrekare. Düşünün ki 40 bin metrekarlık bir meydan E5'in kenarında böyle... 40 dönüm. Evet 40 dönüm meydan. Yanında da burayla hal komşular bir de sınır komşusu. Yanında da yine 60 bin metrekare yani 60 dönüm bir yeşil alan. Anadolu yakasının en merkezi yeşil alanı bölgesi. Bayağı Taksim meydanında. Falan İnanılmaz bir şey ya. oluyor ki siz çok iyi biliyorsunuz. Dünyada aslında şehirler de böyle meydanlarıyla kimlik, kimlik kazanır. Bizde de işte Genç herkes o, Taksim meydanını bilir yani. Bu, bu, sonra bir bu, bu gerçekten öyle. Ee, Anadolu yakasında böyle bir merkezle buluşuyor. Ümraniye'nin Kadıköy'ün Maltepe'nin de yararlanacağı bir hmm. merkez oluyor ve beni çok heyecanlandırıyor bunu bu süreci götüren. Malta şurayı biz görüyor. şu projeyi biz Ekrem Bey'le yerinde inceledik ve onayını verdi. İnşallah. Bu iyi, arada inşallah tabii iyi bu, bu arada diyor. tabii çok amaçlı salonlar var bunun içinde. Bu co-working denen alanlar var bunun içinde. Gençlik merkezleri var. 5 metrelik kota sıkı, sıkı, <laughs> 5 metrelik kota saklanıyor bunlar. Geri kalan kısmı ise tamamen vatandaşın kullanacağı bir merkez oluyor. Aynı şeyi gümrük için söyleyemiyorum. Burada genç girişimcilere şey de yapabiliyorsunuz. Ee, paylaşımlı ofisler falan yapabiliyorsunuz. Bizim hem benim projelerim var hem de işte tam söylediğim o paylaşımlı ofisler burada var. Genç girişimciler için. Aynı zamanda biz Ataşehir Belediyesi olarak 3 böyle merkez planlıyoruz Ataşehir'de. Biri devam eden Atatürk Kütüphanemiz var. Onu hmm. böyle yeni nesil bir kütüphaneye aslında paylaşımlı bir ofise çevirelim istiyoruz kamusal bir alan olsun istiyoruz yine aynı şekilde iki noktamız daha var Ataşehir'de çünkü freelance çalışan çok arkadaşımız var uzaktan çalışan çok arkadaşımız var ve pandemiyle birlikte artık gençler de evde ders çalışırken sıkılıyor bir araya gelmek istiyorlar. Lise evet. çağında olsun, diğer çağlarda olsun. Onları da yan yana getirecek. İçinde bizim sosyal tesislerimiz yoktu. İlk defa sosyal tesisler yapıyoruz Ataşehir'de. Bedava internet olacak her Ücretsiz internet ama sadece ücretsiz internet değil. Gençler kahve içmek istiyor. Böyle biraz ileri yaştaki büyüklerimiz kahvaltıda buluşacağımız, bize uygun fiyata kaliteli hizmet verecek yerler yapın diyorlar. Biz de bir Ataşehir mobil uygulaması da planlıyoruz. Hem gençlere indirimli kahve, satabileceğimiz aidiyetle hem e, emeklilere indirim yapacağımız hem de bütün Ataşehirleri bu aidiyetle buluşturacağımız bir Ataşehir kartımız ve mobil uygulamamız olacak. O da böyle bir hizmeti oluşturacak. İlginç, çok ilginç. Yani, biz Tayyip Erdoğan şey derken işte millet kıraathaneleri yapacağız, da kahve, çay bedava olacak falan derken çok gülmüştüm ben ama herkes bunu yapıyor şimdi galiba. Şöyle yani, söyleyeyim bu, bu, öyle, oradan var? Biz, biz Fatih Bey ama. bugün sokakta geziyorum kime rastlarsam rastlayayım diyor ki bize sosyal tesis yap bir de bize iş bul diyor. Bu iki mesele çok kritik Doğru. meseleler. İş ile ilgili de bir istihdam ofisi açıp bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da genç ne biliyorsunuz %30'a yakın. Evet inanılmaz. Yani ne iş eğitimde ne istihdamda olan genç sayısının çok yüksek olduğu bir şehir İstanbul. Ve Ekrem Başkan istihdam ofisleriyle 5 yılda 183 bin insana iş bulmuş. Biz de bir hedef koyduk. Dedik ki 5 bin Ataşehirliye. E, bu finans şehir Ataşehir'e geliyorsa Ataşehir'in marka değeri bir yandan artıyor. İşte e, bit, e, özellikle kripto para şirketleri, e, fintech şirketleri Ataşehir'de konumlanacak. E, biz burada Ataşehirli gençleri çalıştırabilir Atec, miyiz? Demek, Finans teknolojileriyle ilgili e, şirketler buraya gelecek. E, biz bunları bir şekilde Ataşehirli gençlerin çalışacağı kurumlar haline dönüştürelim. Bir yandan bir sağlık hub'ına dönüşüyor Ataşehir. E, Türkiye'nin en büyük özel hastanesi de Ataşehir'e açılıyor evet. ve sağlık turizmi inanılmaz hızlı büyüyor bizim bölgemizde. E burada çalışacak insanlara ihtiyaç var. Oteller geliyor böyle olunca. Otellerde çalışacak, hizmet sektöründe çalışacak insanlara ihtiyaç var. Bunu biz bir istihdam ofisiyle Ataşehirli iş arayanlarla istihdam etmek için eleman arayan e, işverenlerin arasında bir köprü olalım ve 5000 insanı iş sahibi Yılda yapalım beş. istiyoruz. Beş yılda beş bin hedefimiz var bin. bizim Ataşehir'de. Bunu planlıyoruz bir yandan. Aslında işin özü biraz da meseleye bakış açısı, belediyeciliğe bakış açısı. Vatandaşın böyle bir beklentisi var. Bunun sebebi de hayat pahalılığı. Kent yoksulluğu çok, çok yüksek bir seviyede Türkiye'de ama İstanbul'da en üst seviyede. İnanamazsınız. Bundan kaynaklı bu sosyal tesisler, spor tesisleri, diğer taraftan kültür merkezi ve etüt merkezi talepleri... Ama belediye bakış açısı da çok kritik. Nasıl bir belediyecilik anlayışına baktığınız. Aynı zamanda gümrük de Ataşehir'de. Hani hal ve gümrük herhalde Anadolu yakasının yarın dönüşebilecek potansiyeli olan en büyük arazileri diyebilirim. Biz nasıl bu hali yeşil alana çevireceğiz, işte yüzde seksenini yeşil alan yapacağız diyorsak tam tersi bir bakış açısı da gümrük bölgesinde bize karşı iktidar tarafından uygulanıyor. İkti i̇ktidar da diyor ki biz bu gümrüğü taşıyacağız seviniyoruz gümrük taşınacak çünkü orada bir tır trafiği var evet, azalacak mi? sevindirici diyoruz ama %70'i imara açılacak diyor. Hmm. Bu işte aslında geleceğe yönelik de oy verme tercihlerini belirlerken de çok... AK Parti genelde davranışı bu içinde yani imara açmak ve orada bir rant sağlamak. Buna, buna karşı tam tersi Ekrem Başkanı'nda bir bakış açısı var bizim de çok desteklediğimiz ve savunucusu olduğumuz bir bakış açısı var o da yeşil alanı arttırmak. Yatay mimariyi desteklemek, İstanbul'un bence bu saatten sonra en büyük ihtiyacı bunlar. Çünkü bir yandan da bir deprem korkusu hepimizin başında. Şu an 100 bin kişilik toplanma alanı kapasitemiz var Ataşehir'de. Bizim hedefimiz bu projeler bittiği zaman bunu 280 bine çıkarmak 5 yıl içinde. Toplanma için deprem sonrası Geçici toplanma, toplanma yani. alanlarımız. Evet 100 bin kişi kapasiteli şu an. Ama şu dediğim projeler bittiğinde 280 bin kişiye çıkmış oluyor. İhtiyaç kadar? Ee, yani 420 bin nüfusumuz var. Tabii o ciddi bir sayı ama onun en azından yüzde 80'ini kapsamak istiyoruz. Yoksulluğu giderici San hangileri? Özellikle meslek edindirme çalışmaları bizim iş, işimizin merkezinde olacak. Ee, kurslarla, çeşitli e, uygulamalarla. Bir yandan da tabii ki vatandaşımızın size sosyal girişim çalışmalarından bahsettim. Bizim diyorum ya daha Türkiye'nin en büyük şirketlerin, dünyanın en büyük şirketlerinin headquarterlarının, merkezlerinin olduğu bir mahallelerimiz var. Diğer tarafta da yoksul ve gerçekten kendine göre hizmetten az yararlandığını düşünen mahallelerimiz var. Biz, biz 17 mahallemize eşit hizmet vermek istiyoruz. Her mahallemizde yaşam standartını yükseltmek istiyoruz. Hep Ataşehir'in e yaşam standartı çok yüksek olduğu bir yer zannediyorum. Hiç değil. öyle değil. Yani yeni, Mesela hiç kreşimizin olmadığı ne özel girişim ne başka bir kreşimiz ne olmadı? Bir mahallemiz var. Ferhat Paşa mahallemiz. Hı hı. İlk işimiz mesela Ferhat Paşa mahallemize bir kreş, kreş yapmak. İşte yine Esatpaşa Örnek ve İnönü mahallemizde hemen kreş planlıyoruz. Ama devamında 17 mahallemiz var bizim. 17'sinde de kreşlerimiz olsun istiyoruz. Şu an e, Ataşehir Belediyesi'nin 4, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Ataşehir'de 3 kreşi var. 7 kreşimiz var. Biz bunu 17'ye tamamlayacağız ama ilk başta olmayan mahallemize gidiyor olacağız. Bu mahallemizde lisede yok. Sadece İstanbul'da bir evet, yerde lise yok. Lise yok mahallede. Aynı zamanda nüfusu da az değil. 20 bin küsür nüfuslu bir yer. Aynı zamanda bir sağlık tesisi de yok. İlk defa bin metrekarelik bir sağlık tesisinde biz oraya açıyor olacağız. Yani bir tıp merkezi açacağız. Normalde biliyorum diyeceksiniz ki ya Onur Milli Eğitim Bakanı değilsin sen. Sağlık, e, sağlık Bakanı Bakan da değilsin. Için. Ne oluyor? Maalesef bunların hepsi bugün İstanbul'da ticarileşmiş. Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk projelerimiz olarak çok önerdiği ve işte biz sağlıkta şu dönüşümü yaptık, eğitimde şu dönüşümü yaptık dediği işler bugün çökmüş durumda ve vatandaş hizmet alamaz hale gelmiş durumda. O açıdan bu kısım çok e, kritik. Ama biz özellikle meslek edindirerek ve biraz önce söylediğim ki etkileşimi sağlayarak işte ya ateş, kadın, ateş kadın, yerin, Kadınları bir anlamda kreşler sayesinde kendilerine ve besin gelişim yapmak istiyorlarsa bu, zaman... Bu sokaktan gelen çok net talep. Diyor ki ben bir kreş olsa bu... Devlet kreş niye kritik diye sorarsanız da ortalama İstanbul'da bugün bir özel kreşe giden çocuk 10 bin lira ödüyor. Ayda 7 bin lira aşağı yukarı. 8 10 bin arası diyelim. Ataşehir Belediyesi kreşleri 2500 lira. Bu aslında hem Sonra ev, kaç tane var? Evet şu an 4 Ataşehir Belediyesi kreşi var. 3 de İstanbul 3 Büyükşehir e. Belediyesi'nin var. 7 kreşimiz var ama biz bunu hızlıca arttıracağız. Bu dördünü ilk yıllarda yapmak istiyoruz. Ve on, 17 şey. bin kapasite Evet bu kapasitemiz de gittikçe yani ilk başta 10 bine doğru gider. Ama daha da artar süreçte. özellikle de büyükşehirle birlikte büyük mahallelerimize iki kreş yapabilme fırsatımız hmm, da var. Hmm. Çünkü böyle bir Ekrem Başkan 100 kreş yaptı bugün İstanbul'da fırıl fırıl yani Hep gidip... Ekrem başkanı çok seviyor Ekrem Bey'i. Ekrem Bey'i çok başarılı buluyorum öncelikle ve İstanbul Büyükşehir'in gücüyle birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Biraz önce siz bana paylaşımlı ofis dediniz ya. Bizim Kayışdağ Metro istasyonumuzda geçen hafta biz 4000 metrelik bir paylaşımlı ofis açtık. Yenilikçi, kullanma şartları ne mesela? Yenilikçi fikirler ve girişimcilik merkezi. Oraya üye oluyor gençler, girişimciler ve orayı kullanabiliyorlar. İnternetin olduğu, online toplantıları yapacaklar. Hatta bir girişimcilik hub'ına dönüşecek bir merkez burası. Aynı zamanda bir kuluçka merkezi gibi düşünebilirsiniz. Hemen Kayış Dağı'mızda yine 6000 bin metrekarelik bir bütünleşik halk sağlığı merkezi açtık geçen hafta. Şu an hizmet ediyor ve tıp merkezi diye düşünün burayı. 18 branşı var bu özel bağımlılıkla mücadele edeyim daha doğru bağımlılıkla mücadele eden ağız diş sağlığına ortopediye bütün başlıklarda hizmet eden bir tesis. Poliklinikler var. Yani böyle polikliniklerle bir halk sağlığı merkezi kuruldu Ataşehir'imizde. Hani bu konuda bu yapılan işleri de iyi anlatmak lazım diye düşünüyorum. Yine bizim imar sorunlarımız vardı çok ciddi. Tapu sorunlarımız vardı. Ve kronikleşen 40 yıldır bekleyen sorunlardı bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem Başkan olmasıyla birlikte hem Ataşehir Belediye Başkanımızla hem de meclis üyelerimizle bu sorunlar çözüldü. Onun için bizim ilçemiz için çok kritik. Çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum yarın da ilçemizde. Peki e, Ataşehir'in bir kentsel, kentsel dönüşüm ihtiyacı var mı? Yoksa yeni bir ilçe, bina, binası da o yeni olduğu için deprem konusunda en şanslı yer diyebilir miyiz? E, şunu da göstererek biraz önce söylediğim aslında meseleyle de göstererek anlatayım size. Hani 280-180 bin arttırıp evet. dediğim meseleyle. Ataşehir'deki bina stoğuna baktık kağıt üstünde. Üzülerek söylüyorum, bina stoğumuzun %25'i 80 öncesi yapılmış evet. Fatih Bey. 2000 öncesi, 80 ile 2000 arası yani deprem yönetmeninden önce yapılan da %35'lik bir bina stoğumuz var. Yani %60'a yakın bugün sto, bina stoğumuzun dönüşüme ihtiyacı var mahalle. Ama hala tapusu olmayan mahallemiz var Ataşehir'de. Bu ay itibariyle tapuları veriliyor. Bugüne kadar düşünün ki 2024 yılına gelmişiz hala İstanbul'da yaşayıp oturduğu evin tapusunu alamayan insanlar vardı. Böyle bir mahallede 15-16 bin kişi bunu şöyle düşünmeyin yani bir kişi gitmiş de bir arsanın üzerine oturmuş da değil o arsanın sahibi yok. Böyle 16 yani, bin kişi 16, 16 bin insan bugün Yeniçamlıca, Mimar Sinan ve Mevlana mahallelerimizde tapuya kavuşuyorlar. Biz de hızlıca onları imara kavuşturmak istiyoruz. Çünkü herkes 6 Şubat depremi sonrasında dayanıklı evlerde oturmak istiyor. Güvenli yerlerde oturmak istiyor. Burada sosyoekonomik yapısına bakmayın. Dün akşam Kayıştağ mahallemizde bir eve ziyaretçiydim. Çok ileri yaşta da bir teyzemiz. Tek derdi bu. Benim diyor bu evimi kentsel dönüşüme sokun. Ben dayanıklı bir yerde oturayım başka bir şey istemiyorum. Alt, kaç altın yani 75-80'e yakın ve altınlarını satıp o evi dönüştürmeye razı. Yeter ki diyor bu sorun kalksın tabii, ortadan. Tabi bu arada mesela şurada bir konteyner görüyorsunuz. Dur, dur, oğlum, bu ne dur, diye dur. merak ettiniz eminim. Ben 6 Şubat depreminde Cumhuriyet Halk Partisi adına deprem bölgesine giden siyasetçilerden biriydim. Evet. İlk gün 6 Şubat'ta saat 4.16'ydı sanırım deprem oldu. Ben akşam 5 olmadan önce Malatya oradan Adıyaman'a gittim. 12 gün boyunca da Adıyaman koordinatörüydüm. Bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten çok önemli bir süreçti. Hiç unutamayacağım deneyimler elde ettik. Orada çok önemli tecrübelerim oldu. Bir demir keskisi bulamadığı için valilikte isyan eden evlatlar vardı. Babasının sesini duyuyor enkazda. Evet. Çıkarmak için demiri kesmesi lazım o işte kolonun demirini kesmesi lazım. Kesemiyor ve çıkaramıyor. Bunu görünce ee, tabii bir sürü arama kurtarma çalışmasına katıldık. Oradaki ihtiyaçları gördük. Neler yapmalıyızı da planladık. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için. Deprem günü için bu görsel aslında en doğrusu. 100 bin olan kapasitemizi 180 bin kişi arttırıp 280 bin yapıyoruz. Böyle belli noktalarda. Tabii buradan bir yaşam koridoru oluşturuyoruz o Yeşil Ataşehir projesiyle birlikte. Oradan vatandaşın çıkış yapabilmesi için de. Ama en kritiği bu toplanma alanlarında böyle konteynerlere ihtiyaç var. Bir arama kurtarma Şimdi da acil. Musun göreve gelir gelmez koyacağım. Acil yardım olacak içinde, içinde malzemeler olacak, arama kurtarma ekipmanı olacak. Ama bu daha kritik bir ürün. Bu elektriğini kendi üretiyor. E, ha, havanın, çatısında şey havanın var. neminden su üretiyor. Sadece çatısında çatısındakiyle değil. İçinde katı yakıtla elektrik üreten bir sistem var, özel bir sistem. Ben bunu çok araştırdım. Hatay'da kullanıldı. Yenisi, yenisi ha, Hatay'da Hatay'da da kullanıldı bu. Elektriği üretiyor, ürettiği elektrikten çıkan enerjiyle de çadırların ısınmasını sağlıyor. Yani yeni doğanlar için, işte özellikle cihazlara bağlı yaşayan hastalar için burada bir elektrik ve su ihtiyacını çözecek ve bunları bir alan. Da oralara koyacaksınız. Bunları deprem toplanmalarında iki konteyner. Biri acil yardım ve araba kurtarma ekipmanı, biri de bunlar. Ama aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi çok önemli. 3000'e yakın Ataşehir belediyesi çalışanı önce burada ne görev alacağını bilecek, o arama kurtarma konteynerinden ne alacak nerede gidip çalışacak bunu bilecek. Sonra halkı bilinçlendirelim. Siteler çok kritik bizim için. İşte kurumsal şirketlerden bahsettik. Onların çalışanları var. Büyük bir işbirliğiyle deprem gününe de hazır olmak istiyoruz. Öncesinde Ataşehir'i dayanıklı kılalım. Ama en önemlisi deprem günü kentsel de Kentsel dönüşüm nasıl yapacaksınız? Kentsel dönüşüm için birkaç planımız var. Öncelikle hızlandırmak istiyoruz. Özellikle bizim Yeni Saray mahallemizde uzun zamandır bekleyen bir kentsel dönüşüm süreci var ve yeni imarı çıkan mahallelerimiz var. Biz Ataşehir bir Fikir Tepe Sendromu yaşasın istemiyoruz. Bunun fikir için, Tepe Sendromu ne demek? Yani şu anda 16 yıldır orada arsalarını verip ki 4,5 imar diye evet. bir şey olmaz. Bugün bakanlık el atmış olmasına rağmen binlerce mağdur var gidip görebilirsiniz. 4, sene, Böyle bir şey yaşasın istemiyoruz. Bunun için de biz şunu yapmak istiyoruz. Bir kere dönüşecek mahallelere hukuki ve teknik destek oluyor olacağız. Vatandaşın işini kolaylaştırmak için. Aynı zamanda ruhsat... Yani plan proje ve ruhsat... sürecini hızlandıracağız. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş, Bimtaş ve İmar AŞ diye 3 şirketi var. Bunlarla birlikte de orada çeşitli dönüşüm süreçlerini önünü açmak istiyoruz. Cumhur Biz aynı zamanda Ataşehir'de bir kentsel dönüşüm şirketi de kuralım istiyoruz kendi bünyemizde. Çünkü bir sürü avantaj var. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi evini dönüştürmek isteyen dar gelirliye 7 bin lira artı kira desteği veriyor. Eğer gelir durumu çok düşükse yüzde 60 dönüşüm için imalat desteği veriyor yani inşaata. Bunlar çok kritik işler. Evet, çok Bunları kolaylaştıralım. Biz de bir kentsel dönüşüm şirketi kurup bir ucundan tutalım vatandaşın işini kolaylaştırmak için. Önemli olan orada yıllarca zaten dayanıksız binalarda çamurun tozun içinde yaşamış insanlar var. Onlar da hakkını alsın. Ama bir mağduriyet oluşmasın. 16 yıl dile kolay Fatih Bey düşünün ki 40 yıl bir yerde yaşamışsınız. Bir müteahhitle anlaşmışsınız. Sonra 16 yıldır burası dönüşmüyor ve akıbetinizi bilmiyorsunuz. Bakanlık geliyor ben yapacağım diyor. Başka bir sorunlar oluyor ama Fikirtepe bizim gözünün önünde. Biz istiyoruz ki Ataşehir böyle Fikirtepe'nin yaşadığı sorunları yaşamasın. Bizim Aşık Veysel, Mustafa Kemal, Yeni Sahra, Barbaros'un bir kısmı ve özellikle içeren köy Yeni Çamlıca bölgesindeki Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerimizde bu süreç hayata geçiyor olacak. Çok hızlanacak. <laughs> Burada biz de belediye olarak kolaylaştırıcı rolünde olalım ama vatandaşımızın hakkının yenilmesine de izin vermeyelim istiyoruz. Bitti mi yoruldum? <laughs> ben çok anlattım herhalde heyecanla. <laughs> çok heyecanlısınız ve bayağı bir benatınız. Peki seçilme şansınız ne kadar görüyorsunuz? Ateşehir yıllardan beri CHP'li bir ilçe ama hani böyle CHP'nin de şey gibi değil mi? Beşiktaş Çantada gibi. Şey işte. ilçesi değil. Çantada keklik yerlerinden biri değil yani. Her zaman çekişmeye sahne olmuş bir yer. Son seçimde 15-20. civarında evet. farkla kazandı CHP ve İyi Parti desteği vardı e, o sefer. Gerçi bu sefer Anketlerde hala önemli ölçüde önde görünüyorsunuz ama yine bir risk var sandıkta her zaman. Nasıl görüyorsunuz İstanbul nasıl görüyorsunuz genel olarak? Ataşehir seçimleri için çok umutluyum. Seçimi kazanacağımızı net bir şekilde görüyorum. Çünkü biz çok iyi bir kampanya yapıyoruz bir taraftan da. Bölgeyi iyi bildiğim için ben çok çalışıyorum. Sabahın erken saatlerinden en genç saatlere kadar ev ziyaretleri yapıyorum, dernek ziyaretleri yapıyorum, esnaflarımızı ziyaret ediyorum. Eşiniz kalmıyor mu? Eşim de benim kadar çalışıyor. O, da çalışıyor. o da benim kadar çalışıyor. Artık ikiye ayrıldık, o bir eve gidiyor, ben başka bir Oo. eve gidiyorum. Öyle bir çalışma içindeyiz ama sadece biz değil, Fatih Bey dile kolay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir'deki gönüllüleri, üyeleri, görevlileri 100 bin evi ziyaret etmişler. ...kapıyı çalmışlar. Biz onursal güzel selamını getirmişiz. Kaç, kaç hane var? Ee, yani yaklaşık işte 180 bin kadar bir yani. hane var. Ee, bunların bir kısmı tabii iş yeri... ...bazıları boş. Ama bizim arkadaşlarımız... ...100 bin hanenin kapısını çalmışlar. Çalmış. Ve tamamen gönüllülükle hiçbir... ...bir tane bizde maaşla çalışan... ...arkadaşımız yok. Bunlar çok... Peki bu sadece seçim döneminde mi yoksa hep çalışma var mı? Ee, Çünkü biliyorsunuz yani... ...Türkiye'de AK Parti benzeri muhafazakar partiler... ...gerek e, Saadet gerek... E, refah olsun hep çalışırlar hep giderler ufak görürler bölürler falan bir işe yaramıyor, yaramıyor, yaramıyor ama hani biz burada hissi verirler CHP ise bu konuda hep biraz zayıftır. Bun, bunları dijitalde de takip eden biri olarak söyleyeyim. Biz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle performans kriterleri getirmiştim. Bunun içinde de e, birkaç defa e böyle de çalışmalar yaptık. Bu ev ziyaretlerini biz dijital ortamda da takip ediyoruz o anlamda. Hem geri bildirimlerini gittik kapıyı çaldık böyle dedi. Evde yoktu şöyle dedi. Böyle hepsini e, not alıyoruz. Daha önce de yani son dönemlerde özellikle son 4-5 yıldır 2018'den bugüne Cumhuriyet Halk Partisi bu işleri iyi yaptı. Seçimden önce bir bizim Öbek Çalışması diye bir çalışmamız vardı. İstanbul'da ciddi hane ziyaretleri yapıldı. Türkiye'nin her yeri için söyleyemem bunu ama İstanbul'da ben iki defa geçmişte yani seçim olmadığı halde biri pandemiden hemen sonra pandemide böyle hal hatır sormaya yapılan ziyaret. Bir de 2023 seçimleri öncesinde yapılan ziyaretleri kendim Dijital ortam, ortamda takip ettim. Bu anlamda İstanbul örgütümüz bizim gayet dinamik bir örgüt ve şunu söyleyebilirim biz Ataşehir'de diğer bütün partileri kıskandırıyoruz. Diyorlar ki nasıl bu kadar çalışıyorsunuz, biz bu kadar yere gitmiyoruz, nasıl gidiyorsunuz? Her alanda varız ve vatandaşımıza kendimizi tanıtmaya, anlatmaya çabalıyoruz. Ama sadece Ataşehir seçimleri değil bizim odağımız. Bizim odağımız aynı zamanda İstanbul Büyükşehir seçimleri. Her gittiğimiz yerde aynı zamanda Ekrem Başkan'ın biraz önce anlattığım projelerini anlatıyoruz. Çünkü bunlar gerçekten ateşlerimiz için çok kritik. Ben halin %70'inin imara açılmasını istemem. Bunun için Ekrem Bey'in kazanması çok kritik bir durumda. Yine birçok hizmet var. İşte gençlik merkezi dedim, tıp merkezi dedim. İşte bölge parkları dedim. Öğrencilere burs, yurt imkanları. Bunlar çok kritik mesele. Sizin bu hizmetleri yapmanız büyük şehrin CHP'de olmasına bağlı mı, bağımsız mı? Bir kısmı bağımlı. Onun için de çok kritik. Hı -hı. Ama İstanbul'da 16 milyon insana eşit hizmet edilmesi bence en kritik noktası. Evet, Bizim de hedefimiz o. Ekrem Başkan'a da örnek alarak Antalya'da 420 bin nüfusumuz var. Hepsine aynı hizmeti vermek. Kime oy verdiğine bakmadan, nereden geldiğine bakmadan, hangi dili konuştuğuna bakmadan. Her insana eşit hizmet vermek. Hatta benim şöyle bir mottom da var. Bütün çocukları eşitleyeceğim diyorum ben. Göçmenleri göçmenlere de buna dahil mi? Yani göçmen meselesi biraz çok, var mı? çok fazla göçmenimiz yok bizim Ataşehir'de. Nasılsın? Ama bir gerçeklik var Ataşehir'de de. Biliyorsunuz Ataşehir'deki binaların ücretleri de e, vatandaş olmak için çok uygun. Yani 500 bin dolar verince Türkiye'de evet. vatandaşlık teslim ediliyor. Hatta sadece 500 bin dolar bir kişiye bütün vatandaşlık aynen. verilmiyor. Kendisi, eşi, 18 yaşında alt, 18 yaşın altındaki bütün çocuklara eşinin. 18 yaşının altındaki bütün çocuklara. Buna kadar vatandaş Hatta oluyor. Hatta eşi değil, eşleri vardı. E, tabii eşlerinin de. Böyle olunca da tabii Ataşehir'de bir e, konut edinip e, vatandaş olanlar zinciri var. Çok üzülerek bunu yakından takip ettiğim bir konudur. Vatandaşlığını satan bir ülke konumuna gelmiş durumdayız. Biz hizmetlerimizi yaparken tabii ki önceliğimiz Türkiye e, Cumhuriyeti vatandaşları en önde. Çünkü bize vergi veren bizim için hı hı. E, burada oy kullanan vatandaşlarımız birinci sırada geliyor. orada da sıkıntı şu yani göçmenlere de vermek zor ya da işte kaçak göçmenlere de vermek zorunda sizinle. Çünkü aksi takdirde bir ortaya başka sorunlar çıkıyor. Sağlık sorunları, hijyen sorunları falan gibi. Seçim güvenliği. CHP ile ilgili yıllardan beri yani yıllardan beri dediğim AK Parti geldiğinden bu yana CHP ile ilgili en önemli işleri CHP sandıklara sahip çıkmadı, çıkamadı, çıkmıyor, çık çıkamaz falan gibi şeyler söylenir. E, bu İstanbul'da biraz daha az yaşanıyor herhalde nispeten evet. ama yine de İstanbul'da bir risk var. CHP bu kez sandıklara sahip çıkabilecek mi? Siz bu işi daha önce de denemiş ve e, uygulamış biri olarak ne görüyorsunuz? Yani çok yakından takip ettiğini görüyorum bir kere İstanbul Büyükşehir seçimlerini, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sadece İstanbul değil Adana'yı, Bursa'yı hepsini yakından takip ediyorlar. Bu noktada ben seçim güvenliğini başarıyla sürdüreceklerini düşünüyorum. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi her seçimin en popüler konularından biri buraya dönüşüyor. İşte 2019 seçimleri ve 2017 referandumu aslında bunun sebeplerindendir. YSK'nın almış olduğu haksız, hukuksuz kararlar, o güvensizlik İ öyle bir hale geldi ki... Namgısız pusuların geçerli olması... Mühsüz pusular ve Ekrem Bey'in kazandığı seçimlerin iptal edilmesi. Hiçbir mesnet yokken iptal ha, edilmesi. Iptal edilebilir bak bu. iptal edilebilir ama... Aynı zarftan çıkan 3 oyun ikisini Geçerli. geçeri sayıp birini iptal etmek olacak bir iş değildi yani. Yani tam da böyle. Orada hatta dört oyun üçünü muhtarlığı da sayıp yani Onu Zeydi da tabii. kabul ediyor ama diğerini kabul etmiyor. E buradan baktığınız zaman hiçbir mesnet yoktu. Yani işte diyor ki... Ama e... iyi oldu bence. Yani tabii önemli bir mesaj oldu buradan baktığınızda. O gün de çok sıkı durmuştu İstanbul'da e, Cumhuriyet Halk Partisi e, sandık sorumluları, görevliler, okul sorumlularımız, avukatlarımız, müşahitlerimiz. Yine böyle bir hazırlık var. Ben Ataşehir'i çok yakından takip ediyorum. Bizim 919 sandığımız var. Okullarımızda görevlerimiz hazır. Avukatlarımız hazır. Ben mesela onlarla e, Ramazan öncesinde bir kahvaltıda buluştum. E, avukat hazır arkadaşlarımızla ciddi bir hazırlık var. Son güne kadar da bu takipler sürüyor. Telefonla arayıp görev alıp almayacağını soruyor arkadaşlarımız. Bir de İstanbul gönüllüleri var aynı zamanda ek olarak bu cumhuriyet halk Partisi'nin hazırlığı aynı hazırlığı İstanbul gönüllüleri adı altında Ekrem Başkanın e, ekibi de yapıyor. De yani gönüllüleri var aslında. Çünkü oy bölgesi Bunun, bu sefer pek hazırlanamıyor biliyorsunuz. Evet yani. ama İstanbul gönüllüleri e, ciddi bir çalışma yapıyorlar. Ben de görüyorum o çalışmaları hem dijital ortamda hem sahada. Böyle olunca onlar da sürece katkı sunuyor. Bir de seçime gelen giren diğer partiler de var. İşte e, yeniden Refa'nın adayı var, demin adayı var İstanbul'da. Bunların Zaferin da adayı var. Zafer'in adayı var. E, i̇şte bunların da sandık sorunları olacak. Böyle olunca e, burada takip çok zor olacak diye düşünmüyorum ama bu İstanbul için daha içimizin rahat olacağı bir süreç. Diğer illerimizde İstanbul de İstanbul'lular attıklarının çıkacağını bile inanabilir. Kesinlikle İstanbul'da hani hiçbir seçimde şöyle en ufak bir e, Tereddütümüz olmadı. Zaten bunu bilimsel olarak da inceleyebilirler biz dönem dönem İstanbul'da bütün sandıkların fotoğraflarını, tutanaklarını da internet sitemize koyduk ki baksın bilim adamları, işte araştırmacılar bir sorun var mı diye incelesinler. Ee, ama en önemlisi bence şu, sandığa gidip oy kullanmak. Ee, öyle ya doğru. nasıl olsa kazanılır dememek lazım. Yok. Bu... Hatta şu anda nasıl olsa kazanır diye bir şey hiç kimse için söz konusu değil. Ne AKP için ne CHP için. Kesinlikle için. önemli olan seçimin bittiği ve oyların san, sayıldığı andan sonra kazanmış olmak. Bu çerçevede ben bütün arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. özellikle gençlere genç bir siyasetçi olarak şunu söylüyorum. Türkiye'nin geleceğinin şekilleneceği bir seçim e, İstanbul seçimleri. Onun için lütfen Vallahi sandığa e, gidin, oy kullanın. Benim kızım yurt dışından oy kullanmaya gelecek. Yani o kadar söyleyeyim yani e, teşekkür ederiz. Çok önemli. E, seçimler. Belki size vermez de biliyorsunuz. <laughs> Kime oy verdiğin hiçbir <laughs> önemi yok. Kendisi ben önemli. Ben Ben Sayısız üniversitede konferansa gittim. Hep genç arkadaşlarıma şunu söyledim. Lütfen sürecin bir parçası olun. Siz ne inanıyorsanız edilmiş. bunu ifade Aynen. edin. Çünkü siz yapmazsanız bunu sizin boş bıraktığınız alanda başkaları Biliyorsunuz mesela Avrupa'da falan genel seçimlerde oy kullanma oranı düşük. Yerel seçimlerde biraz daha yüksektir evet. oranı. Çünkü yerel seçimler aslında demokrasinin gerçek anlamda olduğu yerlerdir. Diyor. yerlerdir. Keşke bizde de demokrasi bir gün inşallah gerçek anlamda olacak. Ben görmeyeceğim ama torunlarımla ilgili umutlarım var. Olursa bir gün. Ee, Bol bol anket görüyorsunuz siz de. Veriye dayalı çalışan bir siyasetçi olarak. Ne görüyorsunuz anketlerde? Kim önde? İstanbul için İstanbul soruyorsunuz. İstanbul için soruyorum. Ee, İstanbul'da ben... Ve Ekrem... alabileceğiniz ilçeler e, var mı? E, Ve ta... bu sefer BD meclisini alma ihtimaliniz var mı? E, hepsi çok muhtemel. E, öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul'da Ekrem Başkan önde gidiyor. İYİ Parti'nin ve HDP'nin yokluğuna rağmen. Çünkü biliyorsunuz DEM Parti artık yok. Ama yapılan hizmetleri görüyor vatandaşımız. Enerjiyi görüyor. Türkiye demokrasi açısından ne kadar kritik olduğunu görüyor. Çok. Çünkü tabiri caizse 7 düvel birleşmiş. Çıkan haberlere bakarsanız hiç alakadar olmayan işler, montajlar yine başladı siyasette. Maalesef bunu 2023'te çok net görmüştük. 2024'de de yansıdı. Seçimi da Her yol mübah diye bakan bir anlayış var karşı tarafta. Buna karşı da vatandaşta. da... Ekrem Bey takdir ediyor. Çünkü dile kolay 100 bin öğrenciye burs vermek, e, kreşler açmak, kent lokantaları açmak, metrolar yapmak, altyapı yatırımları yapmak. Bu anlamda Ekrem Başkan önde gidiyor. Ama sandığa gidip sahip çıkmak gerekiyor. İstanbul'da da ben özellikle 20 ilçenin üzerinde ilçeyi alabilme fırsatını görüyorum. 20 ilçenin üzerinde. Kendi, Şu anda kaç ilçe var? E, 14 ilçemiz var. Bir de büyük büyükşehirimiz var. E, şöyle kendi bölgemizden örnek vereyim. Çok çalıştığım için o bölgede. Üsküdar Sancaktepe ve Tuzla en önde... ...kazanmayı ihtimalimiz olarak görüyorum. Tuzlu'da. Çekmeköy ve Beykoz'da... ...yine bizim iyi bir çalışma yürüttüğümüzü görüyorum. Anadolu yakası için... ...yine Avrupa yakasında Bayrampaşa'da... ...çok iyi bir süreç gidiyor. Fatih'te... ...çok iyi bir kampanya götürüyor. Fatih'te. Ma Mahir Bey evet inanılmaz evet, Mahir e iyi bir, götürüyor, inanılmaz iyi bir kampanya Fatih. götürüyor. Zeytinburnu'nda... ...iyi bir kampanya gidiyor. Diğer taraftan yine Eyüp'te üçüncü Eyüp'te bölgede. bir umut vardık. O galiba kalmadı Eyüp, pek Eyüp'te galiba. de var. Hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Zaten başa baş geçen seçim 3000 bin oyla kaybetmişiz Bir de yine üçüncü bölgede Çatalca ve Silivri. Geçen seçimlerde bizim böyle Tamamını biraz ya. aday aday sorunlarından dolayı bunlar Bağcılar ve Esenleri bıraktı. bunlar potansiyelimiz olan ilçeler. Bunların büyük kısmını kazandığımızı söyleyeceğiz. Bir de Beyoğlu'nu söylemezsem eksik kalırdı. Beyoğlu da öyle. Buradan bakınca 20'yi geçeceğimizi düşünüyorum. Zaten 2023'ün ikinci seçimlerinde e, Cumhurbaşkanı adayımızın birinci olduğu 20 ilçemiz vardı. Evet. Bunların ama işte içinde orada iyi Parti vardı, Deva vardı, Gelecek vardı, Altılı Masa. Hadi Deva'ya geldik pek bir şey gelmemiş ama iyi Parti'den bir şey gelmiş. Evet. Se e, seçmen farklı motivasyonlar var. Evet, biraz seçmen çok, siz biraz önce çok Siz biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki yerel seçimin dinamikleri çok farklı. Çok. Ben de tam böyle düşünüyorum. Hizmet edeceğe bakıyor, vizyonuna bakıyor. Mevcut işlerden sıkılmış diyor ki Partim beni dinlemedi yine mevcut adayı gösterdi. Hayır ben yeni adayı istiyordum diyor. Diğer partiye oy veriyor. Evet. Çünkü hizmetin daha öne çıktı Maalesef Türkiye'de seçimler hep kutup üzerine şekillendiği evet. için kutuplaşmanın biraz daha azaldı. Mesela biz bunu Ataşehir'de yaptık. Birçok kesime dokunuyoruz ve şaşırıyorlar. Aa genç bir aday. Aa sen gerçekten bu kadar genç miydin? Mesleğin neydi? Aa sen mühendis misin Böyle geri bildirimlerle gençlere dokunarak, çocuklara dokunarak çok farklı bir hava yaratıyoruz. Evet. İlk defa bizi çok ilginçleriz. İlk defa oy alacağımızı söyleyen arkadaşlarımız var. İlk defa size oy vereceğim diyor. Bu da bizi daha çok heyecanlandırıyor. Bir de 4.300 Ataşe'de ilk defa oy kullanacak seçmen var. Hani ilk defa CHP oy verecekler ayrı. İlk defa oy kullanacak 4.300 genç var. Onlara gidiyorum. Onlar daha büyük bir sorumluluk veriyor bize. Diyorlar ki biz ilk oyumuzu size vereceğiz Onursal Bey diyorlar. 18 yaşında Onursal Başkan diyorlar. O da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Çünkü o, oya layık olmak, çok iyi çalışmalar yapmak lazım. Hadi hayırlısı diyelim. Ee, kolay Teşekkür gelsin valla. ben siyasetçilere e, hepinizi çok saygı duyuyorum. Yani işe gücü bırakmış bu işlerin peşinde böyle vatan millet. inşallah vatan millet içindir tabii. Bilmiyoruz her siyasetçinin motivasyonu farklı oluyor. Gece gündüz konuşturuyorsunuz. Mesela eşinizle size çalışıyor. Mesela ben siyasete girsem eşim benle ilgili benim çalışmama katılmıyor beni boşar. Ne işim var otobüs tapalarında falan der bana. Eşinizle de çalışıyor falan. Yani, benim Peki eşim eş. sosyolog. Hep İnsan dezavantajlı gruplarla çalıştı. Ondan kaynaklı olarak o da e, insanlara dokunmayı çok Yok. seviyor. E, çok önemli bir yere e, parmak bastınız. Birincisi biz bu ülkenin okullarında okuduk. Bu ülkeye, bir bu vatana bir borcumuz var. Bunu en doğru şekilde ödemek lazım. Bir de şunu düşünüyorum. Kalbinde böyle hizmetle ilgili vatandaşa dokunmak, iyileştirmek, işte bir gencin hayatına dokunmak, bir kadının şiddete uğramasını engellemek gibi bir enerjiniz varsa, amacınız varsa o zaman yorulmuyorsunuz da hiç yorulduğumu hatırlamam o anlamda. Ne güzel. Ben kendi mesleğimi inatçıyım. Siz de kendi mesleğinizde belli ki oyuna da sahipsiniz. Dünyayı inatçı insanlar kurtarır diye Diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz tüm adaylar olduğu gibi size de. İnşallah seçilirseniz, Vaat dediğinizi sorarsınız ya da şöyle diyeyim, İnşallah seçilirse diye diğer ki bu seçilsin istiyor. Tabii ki istiyorum seçilmenizi O ayrı bir şey de, hani onu çak çaktırmamak için şöyle diyeyim. <laughs> E seçilirseniz inşallah sözlerinizi tutarsınız. E burada verilen sözleri benim açımdan bölüm var. E, hani ben konuklarımın verdiği sözleri sanki bana söz vermiş gibi hissettiğim için takipçi Lütfen de olacağım. Lütfen bizi takip edin. Takipçi olacağım. Sizi yani. daha ben çok be, ataş bela, Ataşı'ya da görmek istiyoruz. Be, 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 faunaya Lütfen. geleceğim zaten. Lütfen Trafik trafiği biraz düzeltirseniz faunaya geleceğim. Lütfen Bir de gidelim. ruhsat çıkarsa. <laughs> e görüşmek üzere. Çok e, i̇nşallah e, Dediklerinizi yaparsınız. Sağ olun. <laughs> olun. Değerli genç bir siyasetçi konuğumuzdu. Genç bir endüstri mühendisliği, CHP içerisinde çok genç yaşlarda önemli işler yaptıktan sonra kendi isteğiyle milletvekili adayı olmayıp bugün Ataşehir'de belediye başkan adaylığını tercih etmiş ve bilgi ve birikimini Ataşehir'e harcamak istediğini söyleyen bir konuğumuz vardı. Dinlediniz, projelerini dinlediniz. Önümüzdeki günlerde diğer adayları da tanıtmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex tek tek seçim özelliği sundu.